Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı bombası. Fransa'nın Lille takımında harika bir sezon geçirdikten sonra formasını kaptıran Yusuf Yazıcı, ara transferin gözde isimlerinden biri haline geldi. Milli Yıldız'ın menajeri Adem Cebeci, Radyospor'a yaptığı açıklamada, Lille'in oyuncusunu kiralık vereceğini belirterek, "Yusuf gibi oyuncular her zaman oynamak ister. Yusuf da sahada olmak istiyor. Oyuncunun belli bir marka değeri var. Lille bunun düşmesini istemiyor. Lille başkanı Yusuf'un %100 oynayabileceği bir kulüp varsa oraya göndermeye sıcak bakıyor," dedi. Yusuf'u Galatasaray'ın istediğinin hatırlatılması üzerine Cebeci, "Fatih Hoca milli takımda Yusuf'a ilk 10 numarayı veren kişi. Hocanın Yusuf'la alakalı düşüncelerini biliyorum. Kendisini çok seviyor ve ilgi duyuyor. Trabzonspor Yusuf'u satarken bir madde koydu. Olası bir Türkiye'ye geri dönüşte. İlk hak Trabzonspor'un. Trabzonspor'un izni olmadan biz de kimseyle anlaşmayız. Bir tarafta doğup büyüdüğü ve kaptanlığını yaptığı bir kulüp var. Diğer tarafta Fatih Hoca var. Ona çok büyük bir saygısı var," açıklamasını yaptı. Galatasaray'dan Yanis Hagi bombası. Kış transfer döneminde kadrosunu flaş isimlerle takviye etmek isteyen Galatasaray, bu doğrultuda yoğun bir mesai harcıyor. Sarı kırmızılılar özellikle 10 numara ve sağ kanat bölgesi için arayışlarına devam ediyor. Rakip takımların savunma kilidini açma konusunda yaşanılan sıkıntıların yanı sıra, topu ileride tutması gereken maçlar için top tekniği üst düzeyde bir yıldızla anlaşmak isteyen Galatasaray, daha önce de görüşülen ve teknik direktör Fatih Terim'in transferi için onay verdiği Yanis Hagi için harekete geçti. Kariyerini İskoçya Ligi ekiplerinden Glasgow Rangers'ta sürdüren 23 yaşındaki yıldızla prensip anlaşmasına varan Galatasaray, Glasgow Rangers'ı da ikna etmesi halinde Yanis'i kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro olan oyuncu, 10 numara ve sağ kanat pozisyonlarında forma giyebiliyor. Öte yandan Rumen basını da şu anda Glasgow Rangers takımında forma giyen yetenekli oyuncu Yanis Hagi'yi Galatasaray'a yazdı. Haberde bir Hagi-Galatasaray buluşması daha. Yanis'e Avrupa'dan 4 kulübün ilgisi var ve bunların en ciddisi babasının efsaneleştiği ve genç Hagi'nin doğduğu yer olan İstanbul'dan. Fatih Terim, George Hagi ile görüştü ve bu transferi bitirdi. İfadeleri kullanıldı. Kariyerinde toplam 213 maça çıkan genç yetenek bu karşılaşmalarda 48 gol atıp 42 de asist yaparak tam 90 gole doğrudan etki etti. Atletico Madrid, Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde. Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. Bu bağlamda Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşanabilir. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun başında 24 Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, muhteşem performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Genç yıldızın her geçen gün Avrupa'dan talepleri artıyor. Kerem Aktürkoğlu'na talip olan son kulüpse Atletico Madrid. İspanyol devinin Kerem Aktürkoğlu için 14 milyon euroyu gözden çıkardığı ve bu transferi Ocak ayında tamamlamayı planladığı aktarıldı. As'ta yer alan habere göre Fatih Terim'in Kerem Aktürkoğlu'nu devre arasında göndermeye çok sıcak bakmasa da 14 milyon euroluk teklifin özellikle yönetimi memnun ettiği aktarıldı. Haberde ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt'ün Atletico Madrid iddialarını yalanlamadığı da yazıldı. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Kerem Aktürkoğlu için sadece Atletico Madrid'in değil birçok kulübün devreci olduğu belirtiliyor. Ocak ayında olmasa bile Kerem Aktürkoğlu'nun yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılacağı iddia ediliyor. Galatasaray'da gündem kaleci transferi. Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor mücadelesinde sakatlanarak sahayı seyirciyle terk eden Fernando Muslera da korkulan oldu.
Tecrübeli kaleci Şubat ayının sonuna kadar takımdan ayrı kalacak. Sivasspor deplasmanında Luyendama ile çarpışan ve acı içinde yerde kalan Uruguaylı file bekçisi, stattan koltuk değnekleriyle ayrılmıştı. Deplasman dönüşünde MR'ı çekilen Yıldız Eldiven'e yapılan tetkiklerin ardından sol dizi iç yan bağlarında ileri derecede yırtık. Ön çapraz bağında da esneme tespit edildi. Teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları ise sürecin uzama ihtimaline karşın çözüm arayışlarına başladı. Mevcut kadroda İsmail Çipe, Fatih Öztürk, Berk Balaban ve Cankat Yılmaz Terim'den görev bekleyen isimler olarak öne çıkıyor. Ancak tecrübeli çalıştırıcı özellikle Avrupa Ligi'ndeki son 16 turunu düşünerek takviye talebinde bulunacak. Normal şartlar altında da devre arasında yerli bir kaleci transferi peşinde olan Galatasaray, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda operasyona hız verecek. Ancak Florya'nın gündeminde transferin yanı sıra farklı formüller de var. Bu formüllerden biri sezon başında Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk'un geri çağrılması. Karadeniz ekibinde başarılı bir performans ortaya koyan 26 yaşındaki kaleciyle ve kulübüyle bir görüşme yapılacak. Okan'ın yerine İsmail ya da Fatih Öztürk'ün Giresun'a verilmesi düşünülüyor. Ancak Giresunspor cephesinden olumsuz bir yanıt gelirse yeniden transfer çalışmalarına ağırlık verilecek. Transferin zorunlu hale gelmesi durumunda Fatih Terim'in sezon başından beri kadrosunda görmek istediği 23 yaşındaki İrfan Can'ı Eri Bayat için Galatasaray yeniden devreye girecek. Göztepe'ye bu kez para artı takas teklifi yapılacak. İlerleyen yaşı nedeniyle Muslera'nın yerine düşünülen İrfan Can'ın Uruguaylı meslektaşıyla birlikte birkaç sezon geçirmesi ve tecrübe kazanarak takımın bir numarası olması zaten planlanıyordu. Yaşanan son sakatlık nedeniyle bu planın daha erken devreye alınması bekleniyor. Dünya TV'nin süperstarı Galatasaray'a. Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in ara transfer öncesi üzerinde en hassasiyetle durduğu 6 numara takviyesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor Galatasaray'da. Tecrübeli teknik adamın defansif orta saha listesi oldukça kabarık ve birçok isimle görüşmeler devam ediyor. Fatih Terim'in 1 numarası olan Alio Dienk için kulübü El Ahli'nin yüksek bonservis talebi Galatasaray'a geri adım attırsa da bu transferden henüz vazgeçilmiş değil. Yapılan son çalışmalarda Galatasaray'a en yakın görünen oyuncuysa Muhammed Elneny. Bu sezon süre alamadığı Arsenal'den ayrılmak isteyen ve kontratı sezon sonunda bitecek olan Mısırlı, Türkiye'ye geri dönmeye hazır. ...29 yaşındaki futbolcunun menajeri William Davi'ye oyuncusunun Galatasaray'a çok sıcak baktığını ve bunun çok iyi bir fırsat olduğunu geçtiğimiz günlerde dile getirmişti. Arsenal'in de Elneny'yi elden çıkarmaya hazır olması Galatasaray'ın işini kolaylaştırıyor. Sarı kırmızılılar bu transferi herhangi bir bonservis bedeli ödemeden tamamlamaya çalışıyor.